Programını kapatmadan önce ALB Forex'e gideceğiz her zaman olduğu gibi. Araştırma uzmanı Onur Altın karşımızda. Onur'a merhaba diyorum ve son 3-4 ayın zirvesine yükselen bir kur var. 3.01'lere kadar çıktı. Bir yandan bakıldığında CDS'ler 280 bas puanın içerisinde. Merkez kararını bekliyoruz TCMB'yi. Binali Yıldırım'ın sunduğu listede kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları onaylanacak mı? Yeni kabine açıklanacak. Tüm bunlarla beraber siz bu hafta yurt içi piyasalarda ne bekliyorsunuz deyip sözü sana bırakayım. Merhaba Güzel, öncelikle iyi yayınlar size. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ilk önemli gelişme olarak piyasanın gündeminde duruyor. Dediğim gibi şu anda Binali Yıldırım listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu ve bu listenin içerisinde ekonomi yönetiminde kimlerin olup olmayacağı yabancı yatırımcı algısı bakımından oldukça önemli olacaktır. Biz şu anda faiz kararına geçtiğimizde faizlerde piyasada koridorun üst bandında 25-50 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Kurum olarak beklentimizde koridorun üst bandında 25 bas puanlık bir indirimin gelebileceği noktada. Ancak bu noktada bu indirimin iki türlü fiyatlaması söz konusu olabilir. Öncelikle Merkez Bankası tahvil faizlerinin 9.80'lere yükseldiği bir ortamda borsada da 80 binin altındayken bir faiz indirime gidecek mi gitmeyecek mi? Burada kritik bir soru işareti var. Faiz indirimine gidilmesi halinde ise son dönemde gelişmekte olan ülkelerden özellikle para çıkışlarının devamının gelmesi halinde ki bu noktada bizim reel faiz getirilerimiz eğer negatife doğru daha doğrusu sıfıra doğru yaklaşması halinde Brezilya, Arjantin, Hindistan gibi ülkelerin reel faiz getirileri bakımından bizim önümüze geçmesinin bizim negatif yansıması sonucu doğurursa kurda bugün sert bir yukarı yükseliş söz konusu olabilir ve 3.0350'nin üzerinde 3.0750'lere doğru ilerleyen bir kur hareketi görebiliriz. Ancak dünkü gelişme ile birlikte bugünü de değerlendirdiğimizde bankacılık sektöründe %2.5'a yakınlık bir prim var. Dün 1.75 yükselmişti. Bugün de şu anda 0.70'lerde bir yukarı yükseliş hareketi var. Ve Borsa İstanbul'da yukarıya taşıyan ana neden olarak gözüküyor. Koridorun üst bandındaki indirimin bankacılık borsalanma maliyetine yapacağı pozitif katkının etkisiyle bu yukarı yönlü hareketi görmekteyiz. Eğer bu yapı devam ederse TL cinsi varlıklarda da değerlenmeler söz konusu olacağından dolayı öncelikle kur tarafında geri çekilmeler söz konusu olabilir ve bu noktada da 3'ün altında tekrardan 2.97 seviyesi ilk etapta destek olarak algılanabilir. 2.97 seviyesinin altına inilmesi halinde ise kısa vadeli satış hareketlerinin başlayacağı nokta olarak görebiliriz. 2.97'nin aşağısında 2.94.50'ye kadar geri çekilmenin devamı gelebilir. Biz bu noktada 2.97'yi sınır olarak kabul ediyoruz ki 2.97'nin üzerinde kaldığımız sürece kurun önümüzdeki dönemde yukarı yükselişlerin devamı gelmesi muhtemel olarak gözüküyor. Yine Amerika tarafında Fed'in faiz artırım beklentilerinin son dönemde artması da dolara küresel bazda değer kazandırdığından dolayı şu anda yukarı yönlü hareketler destekleniyor. Orta ve uzun vadeli dolar TL fiyatlamaları yukarı yönlü olmaya devam edecek gibi gözüküyor Güzel. Onur, çok teşekkür ediyoruz görüşlerin için. ALB Forex Araştırma Uzmanı Onur Altın'dan hem kur hem borsaya dair beklentileri aldıktan sonra risk yönetim programının